Merhaba Mastermind izleyicileri. Tehlikeli kategorisinde sınıflandırılan asteroid Bennu'nun günümüzden 2300 yılına kadar dünyamıza çarpma ihtimalinin 2750 olasılıkta 1 ihtimal olduğunu biliyor muydunuz? Bu hesaplamalar asteroidin yörüngesine dair yapılan çok hassas hesaplamalara dayanıyor ve NASA'nın daha önce yapmış olduğu açıklamalardan biraz daha fazla kesin bilgi içeriyor. Şekli dönen bir topaca benzeyen asteroidin genişliği ise yaklaşık 500 metre. Yani Empire State binasının uzunluğundan daha geniş bir yapıya sahip. 1999 yılında keşfedilen bu asteroid, 1950 DA adıyla çağrılan diğer bir asteroidle birlikte dünya için tehlikeli olarak sınıflandırılıyor. 2016 yılında bu gök cismini incelemek adına NASA, Japonya ve Kanada'nın da işbirliği ile OSIRIS-REx adında bir uzay aracını asteroide doğru fırlattı. OSIRIS-REx'in görevi asteroitten numune toplamak, şekli ve büyüklüğü hakkında ölçümler yapıp içeriğindeki maddeler hakkında araştırmalar yapmaktı. 2018 yılında asteroide ulaşan OSIRIS-REx, 2 yıl boyunca tıpkı bir sinek kuşu gibi asteroidin etrafında dolaşarak ölçümler yaptı ve daha sonra başarılı bir şekilde numune alarak eve dönüş yoluna geçti. Bütün bu ölçümler araştırmacılara eşi benzeri görülmemiş şekilde veriler göndererek asteroidin nereden geldiğini ve nereye gidebileceğini anlamak konusunda imkanlar sağladı. Bu süreçte asteroidin gelecekteki yörüngesini belirleyebilmek için araştırmacılar söz konusu bütün küçük etkileri dahi hesaba kattılar. Güneş ışınlarının asteroide değdiği noktalarda ısınma yaparak asteroidin yörüngesinin değişmesinden Güneş sistemi asteroid kuşağındaki 300 civarı küçük asteroidin çekim etkisine kadar ve hatta gezegenler arası toz yığınlarının etkileyebileceği etkiler bile göz önünde bulundurulmaya çalışıldı. Çünkü asteroidin gezegenlere göre kütlesi inanılmaz derecede küçük olduğundan bu tür etkilerin yörüngesini değiştirme ihtimali daha yüksektir. Hatta bilim insanları OSIRIS-REx uzay aracının numune almak için yapacağı manevraların bile yörüngeye etkisi olup olmayacağının araştırmalarını yaptılar. Fakat sonuçta bu manevraların etkisinin kayda değer olmayacağını görüp planlamalarını buna göre düzenlediler. Bütün bu veriler ışığında araştırmacılar Icarus Bilim Dergisi'nde yaptıkları yayında Bennu Göktaşı'nın 2135 yılında dünyaya çok yakın geçeceğini fakat bu geçişin dünya için hiçbir tehlike arz etmediğini belirttiler. Fakat bu geçişinde dünyanın yer çekimi göktaşının yörüngesinde sapmaya yol açacak ve yeni yörüngesiyle güneşin etrafından dolanan asteroid yaklaşık 50 yıl sonra yani 2182 yılında dünyaya çarpma ihtimali en yakın olan yörüngesinde dünyanın yakınından geçecek. 2182 yılının 24 Eylül tarihi bu göktaşının gezegenimize çarpma ihtimalinin en yüksek olduğu tarih. Ve bu tarihte göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali 2750 olasılıkta sadece bir tane. Peki bu asteroid gezegenimize çarpmış olsaydı? O zaman yaklaşık 9 kilometre çapında bir krater oluşturacak bir çarpma etkisine sebep olurdu. Çarpmanın etkisiyle hasar görecek alan ise bunun yaklaşık 10 katı kadar yani 90 kilometre çapında büyüklükte olurdu. Bütün bu yayınlardan sonra NASA Kasım ayında görevi göktaşına çarpıp yörüngesini değiştirmek olan bir aracın tasarımına başladığını duyurdu. Her ihtimali göz önünde bulunduran NASA gerekirse bu yolu da kullanmak için gerekli testleri ve denemeleri yapacağının bilgisini verdi. Tabii bu arada Bennu'dan alınan kıymetli göktaşı numunesi de hala evine yani dünyaya dönüş yolunda bize kavuşacağı anı bekliyor. 2023 yılının Eylül ayında uzay aracı dünyaya inişi gerçekleştirdiği zaman bilim insanları ellerinde ne olduğunu görebilecekler. Göktaşının makyajlı kısmının altında ne sakladığını daha detaylı anlamak isteyen bilim insanları bu numuneleri dünya için potansiyel tehlike olan göktaşından gelen numuneler olarak değil, aksine Güneş sisteminin oluşumundan beri yani milyarlarca yıl öncesine ait el değmeden kendini koruyan numuneler olarak görüyorlar.
Bakalım bu numuneler bizlere neler anlatacak. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak beni ödüllendirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda en kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.